bugün işte Türkiye çapında denetim var. Zaten duyurusu dünden yapılmıştı. Diyarbakır vaka artışlarının olduğu bir ildi. Bir Diyarbakır'a gidelim. Abdülkadir Konuksever ve kameraman Remzi Buruday Sur ilçesinde bizi bekliyorlar. Şimdi duyurusu dün yapıldı. Dolayısıyla bugünkü denetimler biraz yanıltıcı da olabilir. Yani esnaf, iş yerleri tedbirlere bugün düne göre her zamankinden daha çok uyuyor olabilir. Dolayısıyla Kadir, senden ricam, daha önceki günlerle bugünü karşılaştırarak Diyarbakır'daki durumu bize anlatır mısın? Senem Ilgaz, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz. Siz de bunu belirttiniz zaten. Sur'un bir önemi var. Diyarbakır'ın ana arteri ve kent içerisinde hemen herkesin her gün uğradığı bir nokta olduğu için, sirkülasyonun çok fazla olduğu için aslında çok sıkıntılı bir nokta. Çünkü denetleme biraz daha güç olabiliyor. Evet, 81 ilde bugün denetleme başladı. Ancak Diyarbakır'ın Sur ilçesinde zaten denetlemeler vardı. Özellikle bu bölgede zabıta ekipleri, polisler sürekli görev başında ve o kalabalıkları, o sirkülasyonu kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Tabii bu denetleme de aslında Sur ilçesinde çok daha yoğun. Hem Sur ilçe kaymakamlığı hem de emniyet müdürlüğü ekipleri sahadalar ve çalışmalara başladılar. Hemen arkamda da görüyorsunuz zaten zabıta ekipleri mekanlara birer birer giriyor. Önce ruhsatlar kontrol ediliyor. Ardından Covid tedbirlerine uyup uymadıkları inceleniyor ve işte gördüğünüz gibi bütün madde madde gidiliyor ve işletmeciyle birlikte burada ateş ölçme cihazları, ayrıca dezenfektanlar özellikle kontrol ediliyor. Tabii İçişleri Bakanlığı genelgesi dün yayınlanmıştı. Sağlık için, hepimiz için sloganıydı. Bu sloganın aslında en çok anlama kavuşacağı yerde Diyarbakır. Çünkü vaka sayıları ne yazık ki artıyor. Özellikle bayram sonrası hem ziyaretler hem düğün, dernek gibi organizasyonlardan sonra daha da artması bekleniyor. Tabii bu bölgede İşi gerçekten zor olan Sur ilçe kaymakamı ve aynı zamanda başkan vekili Abdullah Çiftçiyar o denetlemelerin sürekli başında. Bugün de sahada, hemen mikrofonu kendisine uzatacağız efendim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor denetlemeler? Hoş geldiniz. Tabii pandemi sürecinin başladığı günden bugüne kadar bütün ekiplerimizle, emniyet, jandarma, zabıta, tarım ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Sur ilçesinde yoğun bir denetimimiz var. Her gün rutin bir denetim devam ediyor. Burası yoğun bir ilçe. Günde ortalama 600 bin insan sirkülasyonunun olduğu bir yer. Dolayısıyla çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerin neticesini alıyor. İlçede vaka sayısı kontrol altında. Yani istediğimiz seviyede olmasa da kontrol altında. Ancak tabii denetimlerin yanında vatandaşların bireysel dikkatleri çok çok önemli. Bütün vatandaşlarımıza özellikle dikkat etmeleri, maske takmaları, mesafeye uygun hareket etmeleri ve temizliğe dikkat etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü çok yoğun bir alan. Metrekareye düşen nüfus bakımında belki Türkiye'nin en yoğun yerlerinden birisi gün içerisinde. Dolayısıyla özel bir dikkat gerekiyor. Çok fazla sirkülasyon var. Biz de hem emniyet, jandarma, tarım, zabıta ve diğer bütün paydaşlarla beraber bu kontrolü sağlama noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Cezai meyde de uyguluyorsunuz anladığım tabii kadarıyla. Tabii ki, yani bugüne kadar 2,5 aylık süreç içerisinde ya 4500'e yakın insana işlem yapıldı. İdari para cezası kesildi. Ama asıl cezanın bu idari işlemle gelen ceza olmadı. Asıl cezanın virüs olduğu, virüse bulaşmak olduğunun toplumun anlaması gerekiyor. Sevdiklerimizi kaybetmeme noktasında bu virüsle mücadelenin bir toplumsal bir harekete dönüşmesi gerekiyor. Zaman zaman bu noktada aksaklıklar yaşıyoruz. Düğünlerde, taziyelerde farklı sıkıntılar olabiliyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ancak vatandaşların bizlere yardımcı olması, bilinçlenmesi lazım. Çünkü kimse garantide değil bu virüse karşı. Kimse kendini bundan ari tutamaz. Dolayısıyla herkes kendini şüpheli görmesi ve hareket etmesi gerekir. Gerek aile içerisinde, gerek toplum içerisinde bu noktada bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Biz bütün ekiplerimizle gerek jandarma, gerek emniyet, gerek zabıta, tarım ve diğer bütün paydaşlarla, sivil toplum kuruluşları bugün bizimle beraber, gerek bakkallar odası, tatlıcılar odası, esnaflar odası, el birliği içerisinde ve iş birliği içerisinde, eş güdüm içerisinde bu çalışmayı yürütüyoruz.
Evet, bir kontrol var, bir denetim noktasında bir eksikliğimiz çok yok çok şükür Sur ilçesi için bahsediyorum. Ancak sirkülasyonun çok olduğu bu yerde biz ne kadar denetim yaparsak yapalım vatandaşın kendisini koruması lazım, çevresini koruması lazım. Bu noktada bütün vatandaşlarımızdan bu noktada dikkatli olmaları ve kurallara uymalarını özellikle istirham ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Selim Elgaz, aslında evet, Abdullah Çiftçi'nin Sur ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin işi çok zor. Denetlemeler yapılıyor ancak ne kadar güçlü, kuvvetli yapılsa bile son söz yine vatandaşın hem maske takması ve sosyal mesafeye mutlaka uymaları gerekiyor. Abdülkadir Konuksever, çok teşekkürler. Evet, mutlaka uymaları gerekiyor ama uyulmuyor. O kadar çok görüntü getirdik ki ekrana.